Evet efendim, buradayız. Bizler için, Türk insanı için çok büyük bir nimet fındık. Türkiye'nin en stratejik ve en değerli tarım ürünlerinin başında gelmektedir. Adeta fındık toprakta yetişen altın. Her sene 2 milyar dolar civarında bizlere, ülkemize döviz kazandırıyor. 600 bin aileye ekmek oluyor. Toprağı koruyor, aynı zamanda toprağı da güzelleştiriyor. O yüzden fındık hakikaten ülkemize bereket getiren bir ürün. Allah'ın bizlere bahşettiği bu nimetin değerini bilmeli ve korumalı ve geliştirmeliyiz değerli kardeşlerim. Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz. Ama ihracatın %40'ı işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu ham madde olarak dışarıya gönderiyoruz. Fındık çerezlik değil, sanayi ürünü olarak da değerlendirmeliyiz. Esas önemli olan da bu. Kıymetli misafirler, Sakarya'mız bildiğiniz üzere ülkemizin hazinesi olan fındığın yetiştiriciliğinden Türkiye'de önde gelen illerdedir. Zaman zaman iki oluyoruz, zaman zaman üç oluyoruz yıllara göre. Orada bu işin imamesi. Ama Sakarya'daki üreticilerimiz öyle azimli ki ve biz dekar başına verimliliği 250 kilo kadar çıkardık. İnşallah bunu daha da yükselteceğiz. O zaman orduyu geçmek için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Sağ olsun Ziraatoğlu Başkanım da bize destek veriyor. Sağ ol Başkanım. Hasat dönemi başlıyor. Başlıyor. 22 Ağustos'ta ilk alım tarihimiz olarak planladık ve alıma hazır hale gelmiş durumdayız. Bu anlamda hem arkadaşlarımız hem genel müdürlükle ilgili arkadaşlarımız şu anda aramızda. Tabii çiftçilerimiz için de çok önemli olan bir sezon. Tema olarak yaptığımız tüm hazırlıklar onların işini kolaylaştırmak. Malum Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten fındığa son yıllarda sürekli en kıymetli değeri biçerek bizi de görevlendiriyor. Bu senede işte ortalama 54 lira desteklerle beraber verilen fındık fiyatı görüyorsunuz. Bugün de birçok üreticimiz, üretici temsilcimiz, Ziraat Odası Başkanımız memnuniyetlerini ifade ettiler. O yüzden de üniversitelerle birlikte ARGE çalışması yürüterek bizim Ulusal Fındık Konseyi olarak amacımız dünyaya fındık daha fazla yedirmek ve bunu katma değeri yüksek bir oranda yedirmek ve amacımız ilk etapta 5 milyar dolar bir gelir elde etmek, akabinde de 10 milyar dolara gidecek bir gelire ulaşmak. Bunun için de önce fındığı sürdürülebilir üretmek için çalışıyoruz ve aynı zamanda da fındığa değer katıp bunu pazarlayanlarla beraber bu yolu almaya çalışıyoruz. Fındık sadece fındık değildir, birçok anlamı var. Dünyanın en ünlü dört balesinden biri olan ve Çaykovski tarafından bestelenen Fındık Kıran Balesi, küçük bir kız çocuğunun yeni yılda kendisine hediye edilen fındık kıran oyuncağı ile ilgili rüyalarını konu alır. Ve Anadolu Ajansımıza ve Ömer Faruk Cebeci'ye çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, toplu fotoğraf rica ediyoruz. Firmalarımızı, şahıslarımızı, kişileri tebrik ediyoruz. Kurumlara çok teşekkür ediyoruz.